Evet, neredeyiz diye başlıyoruz. Şu anda Ardahan Arıcılık İstasyonu'ndayız ve karşımızda Ardahan Ziraat Başkanı var. Ziraat Odası yeni bir imkan sağlayacak. Önümüzdeki yıldan itibaren karlar, yani şu anda çok olmamasına rağmen kış biter bitmez. Yaklaşık 15 bin, 14 bin çiftçisine bir proje geliştirdi. Bu projeyi bir anlatacak. Latif Şastural şu anda karşımızda. Latif Bey, nedir bunlar? Bunlar tarım aletleri, çiftçimizin imkanı olmayan, Evet. bu mevcut gördüğün makinelerden yararlanamayan veya alamayan, Evet. maddi olarak gücü yetmeyenlere bir Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte bir proje hazırladık. Evet. DAP projesi, üzerinde de zaten görüyorsunuz yazıları da var. Evet. 500 bin liralık bir projedir. Şu taş toplama makinesidir. Tarladan taşları toparlar. Şu böyle Yani yöre tabiriyle söyleyelim, kersek kırma deriz. Kersek kırma. bizim Ardahan'da Tarım Müdürlüğü'nden birisiyle ben yaptığım görüşmede tarım alanlarının büyük bölümü taş ve kesmeden dolayı kullanılamıyor. Şimdi bu ondan dolayı mı aldık, değil mi? Tabii Taş tabii 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 yani tabii. kullanılamıyor, evet. Kullanılamıyor. Şimdi bunu örnek bu projemiz dahilinde aldım. Evet. İnşallah başarılı olacağız. Vatandaşımıza, çiftçimize faydalı olacağız. Ve bunların birer ikişer tane daha fazlasını önümüzdeki yılda Sağlayarak. alacağım. Başka ne Oda var? olarak kendi odamızın gücüyle Evet. ne kadar yetişse borçlanıp alacağız. Şimdi bunları köylülerimize, çiftçilerimize yevmiye karşılığı cüzi bir parayla, Evet. yani malına sahip çıksın, sorumluluk duysun diye Evet. ufak bir cüzi parayla kiralayacağız. Gidip işini görüp getirecek. Ondan sonra diğerleri Ne alıp almışız? Bu projede ne var? Taş toplama taş makinesi. toplama makinesi var. Bu kersek kırma makinesi var. Evet. Tohum sepme var. Burada Evet. gördüğüm Bu bölgede bu herhalde üç ilk bunlar. tanesi de efendim. Bölgede herhalde ilk yer. İlk böyle şey daha yoktur. Özel kullanan yok hiç bu konuyu. Hayır. Bunlar tohum sepme. Şu deposundan sonra aynı ölçüde tohumu bırakır ve aynı zamanda da ızgaradır yani. İkinci bir Yarayacak. sürüm. İkinci bir sürüm yapacak İkinci ha. bir sürüm de yapıyor. Evet. İkinci bir sürüm yapıyor. Bu ne? Bunlar gübre dağıtma. Üç tanedir bunlar. Büyük Evet. traktördür. Büyük traktörlerin ramuklarıdır. Evet. Yani arkasında 4 Ha. ton, 3 ton gübre alabilecek Şimdi imkanı olmayan ama kapasitede. Evet. tarlası olan, tarımcılık yapan gelecek Ziraat Odası'na diyecek ki bana bunu emanet ver, kiralık. Tabii. Şu süre içinde geleceğim. Yevmiye koyacağız. Ya Yani atıyorum yani sana 10 gün götür, içinde 10 gün değil diyecek, ben 2 gün götüreceğim. he. 200 liradan yevmiyesi götür. Hayır, şey anlamda gel, Mesela seni 100 özel lira, 50 evet lira her küçük neyse. bir miktarda kiralayacak, Evet. tarlasına gidip taş toplama, İşini ekim görecek, yapacak. hangi evet makine lazımsa. evet 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 Makine hangisi lazımsa görüp gelecek. Diğeri de patates ekme sökmedir. bu da patates ekmesi sökmesi. Evet. Yani bu proje DAP, Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası, Ziraat Odası. ama mal şu anda Ziraat Mal Odası'nın. Ziraat Odası'nın. Bir sanayi sitesinde de yer kiralamışsınız. Sanayi sitesinde yer kiraladık. Orası biraz çok dolgu falan isteyen, biraz Evet, yapılması yaptınız. gerekendi. Yaptık, onu hayata geçirdik. Geç kaldık çünkü Böyle üzerine bir şey lazım. tabii aynen Böyle bir bunun şey lazım. benzeri bir Bu cihazlar hangar lazım. girecek. Hangar Şimdi lazım. biz Ardahan Ziraat Odası Başkanı olarak çiftçilerine ne diyoruz? Ne zamana itibaren size gelip başvursunlar? Bu yani şu anda iş görebileceklerse verebiliriz Yani ama anladım. bunun bölge müdürü gelip bize teslim edecek Evet, yani. anladım. Ha, şu anda Teslim, buraya zimmet emanet ediyoruz. diyecek, Evet. zimmet diyecek. Yani Anladım. malımız geldi ama o DAP'tan gelecek bölge müdürü, Tarım İl Müdürlüğü ve üçümüzün arasında yapılan bir protokolle, bir resmi törenle bize devredecek. Aynı Peki. gün vereceğiz yaz başı yani. Ardahan'da iki tane Ziraat var. Bir Göle, Ardahan Merkez, bir de Göle var. Evet. 5 ilçesi var. Kaç? 226 köyü var. Kaç çiftçimiz var size üye? 12 bin, 13 bin civarında 13 bin üye. çiftçimiz var. Evet. Diğer ilçelerde azdır. Yaralanabiliyor mu gerekli kredi desteklerden? Yani çiftçinin durumu nedir şu anda? Çiftçinin durumu şu anki tarım kredi kooperatiflerine olan borçları var. Bütün ben bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine resmi yazı yazdım. Şu ana kadar çiftçimize ne kadar kredi verdiniz? Evet. Ne kadarı geri döndü? Ne Evet. kadar icradadır? Ne kadar takiptedir? O şekliyle resmi bir yazı aldım. İlgili bakanlığa, Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı'na ve milletvekilimize Evet. gönderdim, gidecek. Anladım. Gitti onlar. Şimdi Tarım Şimdi Bakanı geçen hacizlik, gün, evet. Tarım Bakanı bütçe görüşmesinde, eğer izlediyseniz, mutlaka izlemişsin, %1 ödemeyen, %1 oranında çiftçimiz var. Çiftçinin durumu iyidir diyor. Halbuki öyle bir şey yok.
Yani Ardahan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nin 480 tane üyesi var. 100 tanesi takip ve sırada. 100. Evet, evet. Bu da %20'ye tekabül ediyor. Diyor ki yani Türkiye'deki iç çiftçinin durumu iyidir. İyidir, karıştırmayın. %1. Karıştırmayın diyor. Evet. Yani takibe düşmüş o sızlanan ve sizin onlar adına ağladığınız kişiler %1'dir diyor. Ha, yani hayvanları, ahırları acizlenmiş, fasosları acizlenmiş yok. Ama Ardahan'da şu anda bu durum var. Kars'ta, Ardahan'da, bu ülkede. Var tabii canım. Çok ciddi anlamda var. Yani Ardahan şu an icrada değil ama takipte hepsi. Takipte evet. O 100 kişi. İkinci ayda da icraya girmek üzere. Evet, anladım. Geçen yıl biraz kurak gitti gibi, gizli bir kurak vardı. Bu sene tamamen şu anda... Aynen kurak gidiyor. Yani daha fazla. Kar yağıyor. Daha evet, çok fazla. Yani şu an biraz kar yağıyor ama bu karlarla olacağı yok. Ne olmalı? Allah'ın işi biraz... Evet. Nasıl olacak? Ne yapacağız? Yani ne yapacağız? Devlet yine ne yapmalı burada? Yani yeni bir kredi, yeni bir imkanlar tanır mı diye. Devlet bir kere tarım krediye olan borçlarımızı, hayvanlarımızı kurtarsın tarım kredilerden. Evet. Bunları sağladıktan sonra vatandaş ufak tefek sıkıntıları olmadan kendi başının çaresine bakıyor. Fakir Bey, 1500 liraya ot satılıyor şu an burada. Evet. 1300 liraya dışarıdan gelen saman satılıyor. Yem ne kadar? Ya 200 bin liralık traktörü verdiğin zaman, 200 bin liralık traktörü, bu adam halen saman alıyorsa oturup düşünmek lazım. Evet. Ben tarımın neresindeyim? Bunu bakanından tut, ziraat odasından tut, çiftçisine kadar. Doğru. Hepsine diyorum. Bu diyaloglarımız yok. Yani çare aramak için de herkesin kendi kafasına, işine nasıl gelmişse öyle konuşuluyor. Yani traktörü veriyorsun krediyle ama traktörü ekiyor musun, ekmiyor musun? Ekmiyor musun? Musun? Nereden geldi? Sen sadece o traktöre evet, mazot sattın. Verin bankalara diyorsun, ben mazot satayım. Derdi o. Dert o. Bana göre dert o şu an. Anladım. 200 bin liralık traktörü alıp halen saman alıyorsa o çiftçi, demek ki o traktör boşa alırmış. Sorun var. Son olarak diyeceğiniz var mı bir şey? Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Yani bunu çiftçilerimize bildirme. Evet. Zaten sizin bu konulardaki duyarlılığınızı biliyorum. Sağ bu konuda size teşekkür ediyorum. Diyeceğimiz şu an bu. Yani gelecek yılın Mart ayına itibaren çiftçilerimiz ziraat odasına müracaat edecek. Evet. Bu saydığım aletlerden taş toplama makinesi, gübre sepme, tohum dağıtma, patates ekme sökme, evet, kersek kırma, halk tabiriyle diyorum. Evet, evet. O isim ile öyle anılsın. Lazım olan vatandaşımız ziraat odasına gelip müracaat edecek, alabilir, yardımcı olacağız. Evet. Peki, ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tamam.